Yunus Emre'nin hayatı hakkında bilgimiz çok az. Yalnız 10 ilde mezarının bulunduğu ileri sürülmektedir. Elimize onun olduğu söylenen ve tespit edilen 1000 kadar şiiri ulaşmıştır. Kesin olan bir nokta var, onu halkın saygıyla sevmiş olması, ona bağlanmış olması. Bunu mistikliğiyle açıklamaya olanak yok. Çünkü Anadolu'da yüzlerce mistik yetişmiştir. Hiçbirisi değil Yunus Emre kadar, onun onda biri kadar sevilmiş değildir. Bu bütün çıkarlardan uzak sevginin sebeplerini başka yönlerde aramak gerekmekte. Bu yüzden onu insan yönüyle ele alarak değerlendirmenin doğru olacağına inandım. Yunus Emre'nin yaşadığı yıllardaki Anadolu'nun durumuna, onun korkunç, karmakarışık, ayrılıkların ve kardeş kavgalarının alabildiğine hüküm sürdüğü bir ortamda yaşamış olduğuna baktığımızda, çağıyla yaşadığımız günler arasında çok benzerlikler bulunduğunu gördüm. Söylediklerine katılıyorum. Yalnız Yunus Emre'nin bu kadar büyütülmesi bana yanlış geliyor. Evet, çağının en büyük tasavvufçusu. Buna itirazım yok. Tasavvufçu olmasının ötesinde, demin de belirttiğim gibi Anadolu'da binlerce tasavvufçu çıkmıştır. Ama hiçbiri Yunus Emre'ye verilen değere ulaşamamıştır. Bu nedenle Yunus Emre'yi diğerlerinden farklı görüyorum. Biraz da 13. yüzyıldan bahsedersek, sanırım Yunus Emre'yi kavramak, onun farklı yanlarının, eşi bulunmaz insan yanının büyüklüğünü görmek daha kolaylaşacak. 1260 yılı Anadolu'su. Her yaka karmakarışık, halk bitkin, kötü idare ve sıkıntıların bütün yükünü omuzlarında taşıyor. Bir yandan Moğollardan kaçarak Selçuklulara sığınan Harzem göçmenlerini beslemek zorunda, öte yandan eşkıyalara haraç vermek durumundaydı. Bu kadarla da bitmiyor. Selçuklu sultanlarının saltanat kavgaları için Mısır'dan, Suriye'den kiraladıkları askerlere para yetiştirmek zorundaydı. Bu arada mezhep ve tarikat ayrılıkları yüzünden babayiler baş kaldırdılar. Bu onlara pek pahalıya mal oldu. Baba İlyas'la Baba İshak öldürüldü. Çoluk çocuklarıyla birlikte 4000 aile kılıçtan geçirildi. Arkasından Ağaçerileri isyanı çıktı. Bu da binlerce kişinin ölümü pahasına bastırıldı. Bunlar yetmiyormuş gibi 1243'te Köse Dağı'da Moğollara yenildik. Selçuklu hükümeti Moğolların kukla hükümeti haline geldi. Böyle bir ortamda görelim neyler Yunus Emre. Düzenlik bozulmaya görsün. Umutlar gülü çalıya döndüren bir karayel gibi savrulur gider. Hele toprağın beti bereketi de kurak bir yazın sıcağına tutsak oldu mu, gayri ne gönde hayır kalır ne gönülde. Düşünürüm de
Başkaca çare gelmez aklıma ana. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerine varıp tohumluk buğday isteyeceğim. İyi dersin de oğul. Hediye olarak götürecek hiçbir şeyimiz yok ki. Bizden ne umarlar ki ana? Elbet götürecek bir şey bulurum. Efendimiz buğday yerine nefes vereyim der. Ne dersin? Nefesi ne vereyim ağam? Nefes karın doyurmaz ki. Bana buğday verin. Peki sen bilirsin. Armağanınla gönlümüzü hoş ettin. Buğday yerine nefes vereyim diye iki kez sordurduğum halde ısrarla buğday istermişsin. Getirdiğin her avuç tanesine bir nefes vereyim. Bana tohumluk buğday lazım. Her avuç tanesinin çekirdeği başına 10 nefes. Nefesimiz ileride çok işe yarar. Değerini bilene karın da doyurur gönülde. Bana buğday verin efendimiz. Pekala. Sen bilirsin. Taşıyabileceği kadar buğday verin. Niye kabul etmedin oğul? Nefes değil midir insanları yaşatan? Ben de pişman oldum ana. Yol boyu içim içimi yedi. Bilemedim. Densizlik ettim. Buğdayların yerine bana nefes verin. Benim elimden artık bir şey gelmez. Bağışlayın beni efendimiz. Bir cahilliktir ettim. Ama madem bu kadar ısrar ediyorsun, Tapduk Emre'ye gideceksin. Senin nefesin de kilidin de ondadır. Var nasibini ondan al. Sacda değildir, keramet hırkada, tacda değildir. Her ne arar isen, kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, hacda değildir. Tanış bir yüz değilsin. Kimsin? Ne ararsın burada? Tapduk Emre derler bir zat vardır. Onu ararım. Acep dergâh ne yandadır? Ben onun kızı Gevher'im. Bacım Sultan derler bana. Buyur seni dergâha götüreyim.
Konuğumuz var baba. Hoş geldin Yunuscan. Şimdilik dağdan odun taşırsın Yunuscan. Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü. Yaratılmışı severiz, yaratandan ötürü. Bu yokluk yoluna bugün, bize yoldaş olan kimdir? İlimize gün ilelim, sorun kardeş olan kimdir? Ne kaldık iş bu iklimde, ağır yüklerin altında, bu yüklerin yapıları döküp haldaş eden kimdir? Ne güzel şeyler söylersin Yunusca. Bizleri bunlardan niye mahrum edersin? Niye sohbetlerde söylemezsin? Bizim daha söz söyleme hakkımız gelmemiştir bacım Sultan. Efendimizin güzel sözleri yanında benim söylediklerim değeri ne ola? Daha çilemiz dolmamıştır. Çile odasına çekilme vaktidir. Alimler kitap düzer, karayı aka yazar, gönüllerde yazılır bu kitabın suresi. Bir dem yüzüm süre duram, her dem ayım yeni doğar, her gün bir bayramdır bana, yazım kışım yeni bahar. Onun nuru karanlığı sürer gönül hücresinden, karanlık ile aydınlık bir hücreye nite sığar. Sözüm el gün için değil, sevenlere bir söz yeter. Sevdiğimi söylemezsem, sevmek derdi benim boğar. Ben neden buradayım sanki? Çile çekmekle sana ulaşmak mümkün mü yüce darım? Dervişin kâbesi, insanın yüreği değil midir? Burada, bunca taş yığınlarının arasında bir ruhban gibi ne yaparsın Yunus? Tanrı'ya ulaşmak böyle mi olur? Yunuscan, efendimiz seni çağırır. Çırağı ruşen, kahrı dervişan, hikmeti piran, piri Horasan, küşadı meydan, bismi şah, Allah Allah, akşamlar hayrola, hayırlar fethola, dem-i pir, kerem-i evliya, gerçek erenler demine hu diyelim. Buyur Yusufcan. Şeyhim Sarı Saltuk, sizin sohbetlerinizde hatunları da bulundurduğunuz için işlet alemine dönen meclisinize yaraşır diye size şarap gönderdi.
Bir bıçak getirin. Belli baldır içindeki. Alın şunu, helva yapın. Taptuğun tapusunda, kul olduk kapusunda. Yunus miskin çiğüdük, piştik elhamdülillah. Hediyemizi Sarı Saltuk'a selamlarımızla iletirsin. Biraz da seni dinleyelim, Guenda Yunus. Kabe ve put imam benim. Çark urban dönen benim. Bulut olup göğe çıkan, yağmur olup yağan benim. Yere göğe bünyat uran, ırılmadan kaim duran, ırmaklara göl çağıran, adım Yunus, umman benim. Bir tas şerbet getirin. Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Ben yürürüm yâne yâne, aşk boyadı beni kâne. Ne usluyum ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Kah eserim yeller gibi, kah tozarım yollar gibi, kah coşarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Al Yunuscan, şerbeti insan ayağının değmediği yere dök. Bir ağzımdır insan ayağının değmediği yer. Yunuscan, hep sormak isterdim. Yıllardır dergaha taşıdığın odunların içinde bir tane olsun iyisine rastlamadım. Efendimizin dergahından iyi söz girmezken nasıl girer iyi odun? Efendimiz, destur verirsen Karaman köyüne gitmek isterim. Yolun vardır bu erken dan içeri.
Yalancı dünyaya konup göçenler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Üstlerinde türlü otlar bitenler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Onlar çoktu malları, gör nice oldu halları. Sonucu bir gömlek giymiş, onun da yoktu yenleri. Bunlar bir gün beyler idi, kapıcılar korkar idi. Gel şimdi gör bilmeyesin. Bey hangüdür ya kulları? Söyler dilim, ağlar gözüm. Gariplere gövünür özüm. Meğer ki gökte yıldızım. Ola garip benciliğim. İster idim Allah'ı, buldum ise ne oldu? Ağlardım gündüz gece, güldüm ise ne oldu? Erenler sohbetinde deste kızıl gül idim, açıldım ele geldim, güldüm ise ne oldu? Alimler, ulemalar medresede buldular, ben harabat içinde buldum ise ne oldu? Sen sana ne sanırsan, ayruka da onu san. Dört kitabın manası budur eğer var ise. Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz değil. 72 millet dahi, elin yüzün yumaz değil. Adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim. Biz kimseye kin tutmayız. Kamu alem birdir bize. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım düğünü günü, bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim, aşkınıyla unurum. Bana seni gerek seni. Cennet, cennet dedikleri birkaç köşkte birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni. Dalı toprakta tutan, fidana derman olan, savrulup giden kariyere meydan okuyan nesne kök değil midir? İşte kötüye saran Nicaber'in düğümü bundadır. Yükü hayvana vurup, baba ocağından göçmekle, istilaya kulak verip, ataya diyarı bunca törenin yolunu, akışını değiştirmekle, derde çare bulunmaz. Köklenip birlik olmak,
çözülmeden dayanmak gerek. Size köyün kocası derler. Fitneye meydan verip kuşkuya düşmek değil, asıl yakışanı birlik, beraberlik kurmaktır. Kök salmış dalı toprağından kolay çözemezler. Küsmek değil, düşünmek zamanıdır. Kaçmak değil, durmak düşer. Çözüleni bağlamak, iyiliği doğrultmak, imana gelip bir çareye derman tutmak anındayız. Yaşadığı dönemlerde Yunus'u seven olduğu kadar sevmeyenler de çoktu. Tutucu çevreler Yunus'un düşüncelerini, söylediklerini ters yorumlayıp yanlış değerlendiriyorlardı. Köy kocaları da Yunus'u yanlış anladılar. Oysa Yunus'un aşk dediği Ferhat'la Şirin arasındaki aşk değil. Yunus'un dost dediği bizim bu dünyada rastlayıp candan sevdiğimiz insanlar değildir. Onun aşkı da, dostu da, şarabı da, sarhoşluğu da, gerçek ötesi varlıkların rumuzlarıydı. Ve ancak öldükten sonra ruhlarımızın kavuşacağı gerçeklerdir. Köy kocaları Yunus'u o kadar yanlış yorumladılar ki, bu yetmezmiş gibi Yunus'un aşk teması içeren söylediklerini kendilerince gevheri olan aşkı diye yorumladılar. Bu da yetmezmiş gibi dedikodusunu etmeye başladılar. Bu söylentiler Taptuk'un kulağına kadar gitti. Yunus'u çok iyi tanıyan Taptuk dedikodulara aldırmadıysa da töreleri de aşamadı. Yunus'la Gevher'i nikahladı. Yemeğe çıkalım mı? Biz seni dergaha geldiğimiz günden beri adın gibi bacım bildik. Bacı dediğimize başka gözle bakmamız mümkün değil. Hele aynı yasta baş koymamız mümkün değil. Efendimize emrini kıramadığımızdan nikaha hayır diyemedik. Lakin bir arada olmamızın mümkünü yoktur. Başımı alıp gitmekten başka çarem kalmamıştır. Hoşça kal bacım Sultan. Yemek vakti geldi canlar. Günlerdir konuğumuz oldun Can. Bugün sofra açmak sırası sendedir. Allah'ım, dervişlerin kime, hangi zat için dua ettiklerini bilmiyorum. Benim duamı da o adını bilmediğim zat için kabul eyle, beni utandırma. Sen büyüksün. Bizim dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bizleri utandırma. Soframızı daima bereketle kıl ya Rabbi. Amin. Kime dua ettin Can? Siz kime dua edersiniz? Yunus derler bir can vardır. Onun için dua ederdik. Şu karşıki dağları, meşeli bağları,
sağlık, sefalık ile geçtik ki elhamdülillah. Kuru yedik, yaş olduk. Ayak üdük, baş olduk. Kanatlandık, kuş olduk. Piştik, elhamdülillah. Yunus miskin, çiğ üdük. Piştik, elhamdülillah. Eyvallah. Kitaplara sığmayan Yunus Emre'mizi dilimizin döndüğünce irdelemeye çalıştık. Yunus Emre gibi bir ozanın dünyası nasıl olsa anlatmakla bitmez. Yarın başka biri bizleri Yunus dünyasının hiç bilinmedik başka köşelerine götürüp gezdirebilir. Yunus Emre elbet çağının dinsel düşüncesinin dışına çıkamazdı ve elbet kendince de olsa şemaları kırarak da olsa bir İslam aydını ve ozanı olarak insanlık sevgisini Tanrı sevgisiyle bağdaştıracaktı. Tanıdıkça Yunus'un büyüklüğünü daha iyi anlıyorum. Yunus gibi bir ozana sahip olmak bile gurur veriyor. Yunus'u artık yalnızca tasavvufçu olarak değil, çağının en büyük aydını olarak görüyorum. Tasavvufçu olarak değerlendirdiğim için pişmanım. Kaldığımız yere dönelim mi? İki kanat takınıp biraz uçasım gelir. Derviş Yunus bu sözü İğri büğrü söyleme, seni sigaya çeken bir molla Kasım gelir. Seni nasıl yanlış anlamışım Yunuscan? Nasılsın anam bacı? Efendimiz nasıllar? İyidir, iyidir. Gözleri görmez oldu artık Taptuğ'un. Efendimizi görmek isterim. Birazdan abdest almak için dışarı çıkar. Eşiğe uzan. Ayağı sana takılınca kim diye sorar. Yunus derim. Hangi Yunus derse... hiç eğlenmeden var git yoluna. Bizim Yunus mu derse... gayrı sen bilirsin ne edeceğini. Kim bu yatan? Yunus. Yunus. Bizim Yunus mu? Yunuscan. Toprağa tohum serpecek yüreğin, tohumu yeşertecek nefesin vardı. Kendi halindekilerin, bir köşeye atılıvermişlerin elinden tutmasını bildin. Temiz yüreğinle çıkar gözetmeden hakkı sevdin.
halkla bir olmasını, gerektiğinde onları sevmesini, onlara güvenmesini bildin. Dergahımızın adabına uyup kapıları geçmeyi başardın. Dikenli, taşlı, fırtınalı yollar seni ürkütmedi. Dinin biçim kurallarını aşarak şeriat kapısına geldin. Kendini, kendi öz varlığını bularak yüce gerçeğe ulaştın. Her daim hakikat kapısında ışıyacaksın. Bunu daha ilk geldiğin günden biliyordum. Nasıl kurtulacaklarını, kötülüklerle nasıl savaşacaklarını öğütlemeyi, kendi içlerindeki düşmanı nasıl alt edeceklerini öğretmeyi unutma. Sevgi, bütün zıtlıkları, ayrılıkları, kötülükleri ortadan kaldıran bir düzen kurucudur. Dervişlik dünyadan el etek çekip yalnızlığa çekilmek değildir. Bütün kötülüklerle, düşmanlıklarla, kardeşi kardeşe kırdıran anlayışla savaşmaktır. Gösterişin yerine alçak gönüllülüğü, korkunun yerine sevgiyi koymalıyız. Sevgi yoksulluğu yüzünden acımasız oluyoruz. Sen hepimizi geçtin Yunuscan. O kadar ki ardından gözümüzde seni göremez olduk. Biz olduğumuz yerde kaldık. Yalnız çevremizi ışıtabildik. Sen sınırı aştın, yüceldin. Işığın güneş gibi her yakayı sardı. Sizin sayenizde efendim. Hayır Yunuscan. Ben sana bir yol gösterdim. Sen o yolun sonuna dek gittin. Ben bir verdim, sen onu bin yaptın. Hiç dönmeyeceksin sandım Yunuscan. Çok bekledim seni. Geldin ya, şükürler olsun. Dergahımızın eski neşesi kalmamıştır Yunuscan. Nice canlar göçüp gitti. Benim dergahı çevirecek gücüm kalmadı. Kalmanı isterim. İsterim ama bilirim ki sen evvelden beri bir yere bağlı kalmayı sevmezsin. Var git, düştüğü yerden başla yeni yurt edinmeye, ışığını dağıtmaya Yunuscan. Halk seni bekliyor. Seni onlara bırakıyorum. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Adın nedir delikanlı? Köyde bana bizim Sait derler ağam. Buyur otur. Buralarda durum ne haldedir? Bu sabah duydum. Öte köyü basmışlar. Talan etmişler. Üç delikanlıyı öldürmeleri yetmezmiş gibi köyün kızlarını dağa kaçırmışlar. Bir tarafta düşman, bir taraftan biz birbirimizi kırıyoruz. Yine kanlar dökülüyor. Yine haksızlık, yine açlık, yine yoksulluk. İnsan kendi kendini yenemedikçe, bencillik denen sayrılıktan ayrılmadıkça, dünyada insanlar daha çok birbirlerini kırar delikanlı. İnsanı yüce doğruğa ulaştıran da kendisidir.
Oradan alaşağı eden de kendisi. Dünyanın her yakası sorunlarla dopdolu. İnsanın önüne bazen dağlar çıkar. Onu aşılmaz sanırsın. Dağlar ne denli yüksek olursa olsun, her daim yollar üstünden geçer. Anadolu'nun her yakasını dolaştım. Gördüm ki karışıklık, bölünmüşlük, ayrılıklar almış başını gidiyor. Yine birbirimizi kırıyor, kan akıtıyoruz. Oysa bölünmüşlüklerin, ayrılıkların, öfkenin, kin ve acımasızlığın yok olacağına inanıyorum. Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel büke belimizi, söyletmeye dilimizi, hastayken halimizi soranlara selam olsun. Tenin ortaya açıla, yakasız gömlek biçle, bizi bir asan biçile yuyanlara selam olsun. Sela vereler kastımıza, gider olduk dostumuza. Namaz için üstümüze duranlara selam olsun. Eceli gelenler gider, küllisi gelmez, yola gider. Bizim halimizden haber soranlara selam olsun. Dermiş Yunus söyler sözü, yaş doludur iki gözü, bilmeyen ne bilsin bizi. Bilenlere selam olsun. Yorgunsun ağam, sana biraz süs sağayım. Nerede?